kafa yaralanmasını kontak sporlarla görüyoruz. Boks, güreş gibi temaslı sporlarda görüyoruz. Bunun dışında futbolda da görüyoruz. Kafa yaralanması olduğu zaman kafa filmi, tomografisi çekilerek herhangi bir kanama olup olmadığını takip etmek gerekiyor. Sporcularda kafa yaralanmaları çok sık gördüğümüz, maalesef hayati tehlikelere yol açabilen durumlardır. Kafa travmalarını değerlendirirken basamak basamak değerlendirmemiz gerekiyor. Basit bir baş cilt altı yaralanmasından ciddi kafa içi kanamasına kadar yol açan hastalıkların hepsi, sakatlıkların hepsi aklımıza geliyor. Ancak sporda bizim gördüğümüz yaralanmalar özellikle ince, çizik, kanamalar. Örneğin top oynarken düştüğümüzde kafamızın saç derinin açılması ve buna bağlı cilt altı kanamalar görebiliyoruz. Bazen konküzyon dediğimiz beyin sarsıntısı görülebiliyor. Bunun daha ileriki boyutları da maalesef kafa içi içinde kanamalarla seyreden, hayati önem taşıyan durumlarla beraber gidebiliyor. Kafa yaralanmasını kontak sporlarla görüyoruz. Boks, güreş gibi temaslı sporlarda görüyoruz. Bunun dışında futbolda da sert gelen bir topa kafa vurmak bir bilinç kaybına yol açabiliyor. Bu da bir kafa yaralanmasıdır. Öncelikle biz yerde yatan sporcunun bilinç durumunu sorgulamak zorundayız. Nerede olduğumuzu soruyoruz. Ayın hangi gününde olduğumuzu soruyoruz. Ancak bazen sorduğumuz sorulara da şuur bulanıklığı olursa bu sefer biraz daha ileriki sorulara geçmek gerekiyor. Sporcuyu kenara alıp değerlendirme yapmamız gerekiyor. Baş dönmesi var mı? Görme kaybı var mı? Işığa karşı bir hassasiyet duyarlılığı var mı? Bulantı kusma hissi var mı? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Bazen yere düşen sporcu hayati tehlike geçirebiliyor. Dili arkaya kaçma hikayesi var. Bizde halk arasında çok bahsedilir. Solunum ya da kalp durması gerçekleşebiliyor. Hava yolunun açık olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer dil arkaya kaçmış ve solunumu kilitlemişse bunu tekrardan bazı aparatlarla eğer imkan varsa yoksa elimizle beraber bazı manevralarla çeneyi açıp dilde dışarı çekmek gerekebiliyor. Solunum da varsa eğer kalbini kontrol ediyoruz, nabzını kontrol ediyoruz. Sporcu çok fazla hareket ettirmeden özellikle boyun yaralanmaları çok çok önemlidir kafa travmalarında. Uygun şartlarda eğer boyunluğumuz varsa boyunlukla beraber, eğer boyunluğumuz yoksa da çok hareket ettirmeden kenarda uygun hastaneye ya da sağlık kuruluşuna iletmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız yanlış bir uygulama, boyunun aşırı hareketi, eğer omurgada bir yaralanma varsa sporcunun bundan sonraki süreçte hayatında felçli şekilde devam etmesine yol açabiliyor. Baktık sporcunun bilinci yerinde ancak sorduğumuz soruları da doğru yanıt veremiyor. O zaman da kenar alıp dinlendirmek gerekiyor. Mutlaka o gün sportif aktivitesine ara vermek, ileri tetkik yapılabilecek sağlık kuruluna götürüp gerekirse kafa filmi, tomografisi çekilerek herhangi bir kanama olup olmadığını takip etmek gerekiyor. 2 gün sonra, 3 gün sonra küçük bir beyindeki kanama ya da bir pıhtı olayı ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu yüzden dikkat etmek lazım kafa travmalarına. Özellikle küçük yaş grubunda, çocuklarda sert gelen topa kafa vurma esasında kafa travması ihtimalini arttırıyor. Özellikle kontak sporlarda, boks gibi sporlarda alınan uzun süreli darbeler, mikro travmalar sonucu ilerleyen zamanla beyin hasarı yapabiliyor. Maalesef Muhammed Ali'nin başına gelen Parkinson olayı büyük bir ihtimalle aldığı darbeleri sonucunda ilerleyen zamanlarda ortaya çıkan rahatsızlıklar, beynin bir miktar dolaşımının bozulduğu, bir miktar küçük hasarların sonucunda ortaya çıkan hastalıklarla beraber seyredebiliyor bu kafa travmaları. Değerlendirmeyi yaptık, bilinç durumu açık, sorduğumuz sorulara düzgün yanıt verebiliyor, oryante nerede olduğunu biliyorsa sporcu ve herhangi bir klinik bulgusu yoksa, baş dönmesi yoksa, görme bulanıklığı yoksa, çift görmesi yoksa, kulağından, burnundan herhangi bir sıvı gelmiyorsa, kanaması yoksa sporu devam ettiriyoruz. Ancak sorduğumuz sorulara düzgün yanıt veremiyorsa, nerede olduğunu bilemiyorsa, bilinç bulanıklığı varsa o zaman mutlaka sporcuyu oyunun dışına almak lazım. Bununla beraber kulağından, burnundan herhangi bir beyaz sıvı gelmesi ya da kan gelmesi, akabinde göz altında morluklar oluşması varsa bu sefer kafa tabanında bir kırıktan ya da beyin omurilik sıvısı kaçağından şüpheleniriz. Bu sefer mutlaka ileri tetkik yapılacak bir hastaneye sevk yapmak gerekir sporcuları.